mahluk, Evet. yaratılış, esma sistemi bunlar nedir? Bunları konuşacağız ama şimdi ilk etapta bir kainatla başlayalım hocam. Kainat, evren, galaksiler, onların içerisinde bunlar tabii milyonlarca, milyarlarca böyle iddialar var. Sayılarının inanılmaz çok olduğu. Daha Biz değil ya, bilimsel gerçek. onların içerisinde küçücük bir kum tanesi gibi bir gezegenin içerisindeyiz onlara göre. Tabii bunlar şu an araştırılan ve araştırıldıktan sonra da böyle bir şey var diye bazı somut bilgilerle söylenen bilgiler, evren, kainat ve sonrasında tabii bilmediklerimiz, sadece duyduklarımız ve yine delil olarak Kur'an ve hadisten yola çıktığımızda işte arş, kürsü gibi konular da var ama ilk etapta şu kainat kavramını bir konuşalım hocam. Bütün sistemin dahil olduğu mahluk mu kainat, yoksa kainatın da içinde farklı kainatlar var mı, ya da nasıl anlayacağız, ya da kainatın oluşumu, yaratılışı, yani Allah esma sistemini hep anlatıyorsun ya, önce bir onu oluşturdu, yaratma sıfatı var o sistem içerisinde, ruh var, bedenler, farklı farklı insan gibi mahluklar var ama dünyanı yaratırken de işte 6 gün mevzusu var, bir etap etap dönem bir yaratılış var. Kainatı bir kere de yaratıp diğer gezegenleri sonra mı yarattı? Bütün sistemi bir kere de mi yarattı? Nasıl anlayacağız kainatı? Şimdi sen burada konuya girerken iddia dedin. Şimdi burada iddia ile alakası yok. Bu somut kainat dediğimiz, yani İslami literatürde şehadet alemi diye geçiyor. Şehadet gözlemlenen demektir. Bu alem, Gözlemlenen ama işte teleskopla şu anki bilimin tamam gözlemlediği işte zaten kadarıyla. onlar da En son teleskopla James Webb görebildikleri, gitti. Oradan bir şeyler tamam işte alıyoruz. Oradan. teleskopla Tamam. gördüklerinden matematiksel hesaplarla ortaya koydukları gerçek şeyler. Ama iddialı alakası yok. Söylenen diyorsun, söylenen diye de bir şey yok. Bunlar hepsi raporları var, kayıtlara geçmiş bilimsel şeylerden konuşacağız. Tamam. Yani bir sürü hikaye anlatılıyor. Şimdi burada kainatın bilimsel olarak bu büyük patlamayla başlıyor ama büyük patlamadan öncesi var mı yok mu? Buraya ait bilgi yok ama. Şöyle bir bilgi de var. Yine bu da bilimsel yönden gidiyorum bak. Daha inancı hiç katmıyorum. Şimdi ışıktan hızlı sistemler var mı yok mu? Işıktan hızlı sistem varsa şu demektir. Büyük patlamadan öncesinde de ayrı bir sistem var demektir. Işıktan hızlı sistem takyon olarak da bulundu. Yani ışıktan hızlı sistem şu demek. Eksi kütle var orada demek. Ve ışıktan hızlı gidiyor demek. En yavaş hızı ışık hızı. Şimdi bu taraftaki hız en yüksek hız. Işık hızı bizim içinde yaşadığımız şehadet aleminde. Oraya geçtiğimiz zaman ona İslam literatüründe misal alemi deniyor. Oraya geçtiğimiz zaman takyon alemi, yani ışıktan hızlı bir sistem ve eksi kütle. Işıktan hızlı olunca zaten kütle eksiye dönüyor. Şimdi o zaman nasıl anlayacağız? Bilimsel olarak da bunun bir öncesi var. Şimdi daha önceki şeyde geçen programda biz bu konuya nereden geldik? Bir arkadaş şey sordu. Bu sistemin dibinde belirsizlik ilkesi var dedi. Ama dedi sen belirli diye anlatıyorsun şeyleri dedi. Şimdi bu kainat sisteminde bu büyük patlama tam orta bir nokta olarak kabul edersek, bunun bizim bu taraftaki aleme yansıyan kısmında bu başlangıç kısmı belirsizlik üzerine kurulu. Buna da zaten kanun demiyoruz, ilke diyoruz. Çünkü neden? Belirli şeyler de var. Yani bir tane yıldız görüyorsun, güneş görüyorsun, onları gözlemleyebiliyorsun, oradaki şeyleri çözebiliyorsun. Süpernova patlaması oluyor, işte demir yıldızları çarpışıyor, kilonova patlaması, yani bir şeyler belirli. Fakat bunun altına atom düzeyine, daha kuantum düzeyine indiği zaman belirsizlik. Peki bu belirsizlik kesin mi? Yani sistemin dibi bu mu? Yok. Işıktan hızlı sisteme geçtiğimiz zaman bu tarafta da belirli bir şey var. Belirli şeyi bütünden parçaya anlayabiliriz. Çünkü parçadan bütüne şu anda bilim büyük patlamanın ötesine uzanamıyor. O zaman bunu nereye göre anlayacağız? Bütünden parçaya. Bütünden parçayı kim anlatıyor bize? Dinler, mitolojiler, Evet, efsaneler, evet. şunlar bunlar. Şimdi o zaman dine göre, yani biz İslam dinine göre bakıyoruz. Nasıl anlatıyor? Misal alemi diyor. Mesela bu ışıktan hızlı sistem misal alemi. Bunun ikinci katı var. Üçüncü katı ruhlar alemi. Dördüncü katı esmalar alemi. Esmalar alemi de Allah'ın zatına bağlayan sistem, aynı sabite. Yani sabitlenme diye bir şey var. Sabitlenme dediğimiz şey de bedi esmasıyla anlatmıştık.
Orada bir sistem açılıyor. Bir gözlemci, Allah kendi kendisini gözlemliyor. Ve orada sabitlenen şeyler var. Bu sabitlenme şu demek, determine oldu artık, o kesin. Yani onun bütün her şeyi belli. Şimdi o zaman sistemin başlangıcı determine, ortası indetermine, ondan sonra bu tarafa yansıyan da determine görüntüler var. Yani iki taraf determine, soyutla somut diyelim, ortası da indetermine. Peki bu orta neden indetermine oluyor? Yani burada belirsizlik oluyor. Bu belirsizlik olması şu. Gene bunu bütünden parçaya, yani dinlerden anlamamız gerekiyor. Burada Allah yaratımını yaparken kendisinden varlık veriyor. Ama bunun arasında kesiklik var. Yani yokluk da devreye giriyor. O zaman bu tarafa yansıyan alem soyutla somutun birleşmesi veya belirginle belirgin olmayanın birleşmesi. Yani ona da ne diyoruz? İzafi varlık diyoruz. Yani bizim bu tarafa yansıyan varlığın hepsi gerçek varlık değil. İzafi varlık. Ama Allah'tan varlığı aldığı için de varlıktan bir payı var. Yani Kur'an-ı Kerim'de de buna işaret eden ayetler var. Biz kainatı hak ile yarattık diyor. Hak olarak yarattık dediği ayetler de var. Yani gerçeklikten bunun bir payı var. Peki gerçek nedir? Gerçek Allah'ın zatı. Allah'ın zatından tamamını vermiş mi? Vermemiş. Çünkü hiçbir şeye benzemiyor. Buradaki hiçbir şeye benzetemezsin. O zaman şunu anlıyoruz. Bu sistemin en dibinde, orta noktasında belirsizlik olmasının sebebi şu: Allah'tan bir var, bir yok, bir var, bir yok şeklinde alıyor. Bunu saniyenin, yani bölünebilir zamanın en küçük parçasında. An-ı gayr-ı munkasım diyor. Yani bölünemez zaman parçası. Bu da bilimsel olarak anlatılmış. Buna Planck zamanı deniyor. Planck zamanında saniyenin 10 üzeri 38'e bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Yani 10'un yanına 38 tane sıfır yazacaksın, saniyeyi buna böleceksin. Bu çok hızlı bir hız. Işık hızının ben hesapladım 7 katı veya 8 katı oluyor. Yani kainatın en dibindeki kuantın çalışması, yani bu nokta dediğimiz sistemin ortaya çıkması, titreşimin ortaya çıkması, boyutsuz yapının boyutlu hale geleceği başlangıç noktası 10 üzeri eksi 38 saniyede oluyor. Ve bu bir başlangıç. İşte burada belirsizlik var. Bu belirsizlik de Allah'ın kesikliği yaratmasından, yani varlığının tamamını vermemesinden, kesik kesik vermesinden. Yani devamlı bir yaratım içinde olmasından oluyor. Bunu dini olarak böyle açıklayabiliyoruz. Öyle tercih mi öyle peki yine? Hayır, o kendisi verse bu kainatta Allah olur. Allah'ın parçası olur. Allah'tan, yani tamamını bir var bir var şeklinde yansıtmış olsa Allah'tan kainatı ayıramazsın. O zaman sen de Allah olursun. Her şey Allah olur. Anlatabildim mi? Zaten bunu ateistler o şekilde yorumluyorlar. Ama iş o şekilde olmadı. Bu kuantum sistemi, yani titreşimler anlaşıldığı zaman anlaşıldı. Burada bir kesiklik var. Bu kesiklik şu demektir. Burada çok belirgin olan bir sistemden bu tarafa yansıma, araya boşluk verilerek, yani yokluk konularak belirsiz hale getirilmiş. Sistem belirsiz başlıyor gibi olmuş. Ve bunlar birer nokta. Nokta demek boyutsuz demek. O noktalar yan yana gelince çizgi oluyor. Ona bir boyut diyoruz. Çizgiler üst üste gelince alan oluyor. Buna ikinci boyut diyoruz. Alanlar üst üste geldiği zaman hacim oluyor. Buna da üçüncü boyut diyoruz. Hacimler de yan yana geldiği zaman bu da zaman oluyor. Buna da dördüncü boyut diyoruz. Yani zaman aslında... Zaman dördüncü boyut mu? Evet, dördüncü boyut. Yani zaman aslında aynı zamanda bir mekan oluyor bu. Yani zamanı geriye gidip belli bir noktasında... Yani biz zamanın içerisine dahil olduğumuz için dördüncü boyuttaki bir mekanın içinde miyiz? Tabii dördüncü boyutta bir mekanın içindeyiz. Onu anlayabilmen için zamanın akış hızının yakalaman lazım. Akış hızından daha yavaş bir sistemin içinde olduğumuz için onu anlayamıyoruz. Neden o da yavaş? Onu yavaşını, bak her şeyi bir yere bağlıyorum, öyle götürüyorum. Şimdi bu yavaşlık neden, hızlılık neden? Ne dedik? Akış hızı, yani kainatın oluşma hızı, bu aynı zamanda uzayın da açılma hızıdır. Işık hızının 7 misli. Şey mi, evrenin genişlemesi mi? Tabii evrenin genişlemesi bu kainatın kuant hızıyla aynı. Buna enflasyon teorisi deniyor. Bu şimdi nerede aynı? Galaksilerin dışındaki uzay boşluğunda.
Yani ışık hızının 7 misli hızla genişleme var. Peki şu an bilemiyoruz. Yani ne kadar boşluk. Biliyoruz çünkü çok hızlı bir genişleme var. Kütleyi biliyor muyuz şu anda bilmiyoruz ki. Yani ne kadar içinde galaksiyi var. Galaksiyi gözlüyorsun. Mesela tamam. Bu galaksiye bakıyorsun. Öbür galaksi birbirinden hızla uzaklaşıyor. Tamam. Bu şu demektir. Kainatın bu aradaki boşluğu devamlı doluyor bir şeyle. Tamam ama bütün galaksilere hakim değilsin ki şu anda. Yani gözler... İki taneyi gör yeter. Neden? Yani birbirine göre oranını genişlediğini. Milyonlarca galaksi deniliyor. Şimdi onlarda trilyonlarca belki. O yüzden de genel anlamdaki o komple bütün kütlenin ne kadar olduğunu bilmek mümkün kütlenin değil. Kütlenin hepsini bilmesen ne kadar boşluk kalacağını da bilmek mümkün değil. UFO'u görüyorsun. Mesela en uzak galaksiye baktığın zaman ışık hızını aşacak şekilde uzaklaşıyor. Anlatabildim mi? Yani en ufuktaki galaksiye bakıyorsun, ışık hızından hızla hareket ettiğini ölçebiliyorsun. Ölçtüğün zaman bu diyorsun ki o zaman bu uzayın açılma hızı ışık hızından hızlı. Şu anki teknoloji en uçtaki galaksi, en uçtaki dediğin trilyonlarca galaksinin olmasından yola çıkarsak en uçtaki kim bilir nerede? Şu anki teknoloji bunu görüyor mu? Tabii görüyor tabii. Şimdi bak şöyle düşüneceksin bunu. Mantık mı görüyor şimdi, yoksa fiilen? Yok fiilen görüyor. Neyle görüyorsun? James Webb ile mi? En son teleskoplarla. Yani? Teleskopla. O James Webb daha da şey gösteriyor. Eskiden de görülüyordu da. Yani Hubble'la görünüyordu. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Kainatın başladığından bugüne gelen zamanı ölçtüğümüz zaman 14 milyara yakın çıkıyor. 13.8. 14 milyar yıl bütün kainatın başlangıç süreci. Ama bu nereden? Bunu şöyle düşün. Bir küre var. Bu kürenin tam orta noktası var. Orta noktadan bugüne ölçtüğün zaman böyle çıkıyor. Fakat bu kainatın tamamı çok daha büyük. Bunun mesela yarıçapı 46 milyar ışık yılı çıkıyor. Yarıçapı tam çapı da 96 milyar 92. ışık yılı. Yani 92 mi 96 mı? Yani 90'lı. Şimdi 90 milyar ışık yılı ötedeki bir galaksiyi 90 gözlem. Milyar ışık evet. yılı bir de. Bir ışık yılı ne kadar? Bir onu ışık hesaplarsan. Yılı da şöyle saniyede 300 bin kilometre ile saniyeye dakikaya çarp, dakikayı da saate böl. Sonra saati yılı bul. Güne getir, günü de haftayı yılı bul işte. Sonra artık. 96 milyarla çarp. Tabii onda 96 milyar ışık yılı uzaklıkta. Şimdi oradaki bir yani ufuk diyoruz oraya. O ufukta galaksinin hareketini izlediğin zaman onun ölçümü sana verdiği şey ışık hızından çok kat kat hızlı. Bu şu demektir. Uzay çok büyük bir hızla genişliyor. İşte bu zaman dediğimiz şey bu aslında. Fakat zaman sabit olmadığı için, sabit olan şey ışık hızı olduğu için şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Galaksiler oluştuğu zaman, galaksiler bu zamanı kendi alanlarında yavaşlatıyorlar. Bak mesela onunla ilgili Suher demiş ki Andromeda galaksisi Samanyolu'na yaklaşıyor. İki tanesine evet. bakan bir dakika bakan nasıl şeyden, anlayacak bunlar birbirine yaklaşıyor? Bölgesel şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Birbirine yaklaşan, birbirini çeken galaksiler var. Ama ben genel galaksileri, ufuktaki bak, galaksileri söylüyorum. Arkadaş çarpmış Kıvanç Bey. 46 demiş. Ondan sonra 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane sıfır var. Kilometre uzaklığı ağır teleskopla görmek imkansızdır demiş. Görüyorlar. Görülüyor yani. İşte bu da işte bilimin bir oyunu mu işte bilimin acaba? Hayır canım bunu şimdi üretmeye gerek yok yani. Yani spekülasyon üretmeye gerek yok. Adamlar ölçüyor, yapıyor, biçiyor her şey belli. Yani bilimsel bir şey. Çünkü oradan gelen ışığın rengi var. Ondan sonra oradan gelen ışığın spektrumundaki o dalga boyunu ölçüyor. Her şey içinde ne maden var ne var hepsi belli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Bir uçurtma düşün. Çocukluğunda uçurmuşsundur. Uçurtma rüzgar öbür tarafa götürmeye çalışıyor. Sende de ipi var. Sen çekiyorsun. De çekiyorsun. Uçurtma sabit kalıyor. Kainatı böyle düşünebilirsin. Yani Allah kara deliklerle yani galaksiler oluşmuş. Galaksileri oluşturan şey de ne? Onların merkezindeki güçlü kara delik. O kara delikleri uçurtmanın ipi gibi düşün. Allah da onu eline tutmuş kuvvetle. Bu kainatın tamamen aşırı büyümesini önlüyor demektir. Ama galaksilerin dışındaki enflasyon teorisi deniyor ona. Işık hızından daha hızlı. Orada zaman ışık hızını aşacak şekilde. Hatta geriye çalışıyor orada zaman. Şimdi galaksilerin içinde zaman yavaşlıyor. Yani ışık hızına yakın hızlara düşüyor. Hatta galaksinin içinde güneş sistemlerinde artı bir şey var, ip var.
Öyle düşüneceksin. Veya kara deliklere yakın bölgelerde. Orada tamamen yavaşlıyor. Şimdi orada yani kara deliğin içinde de zaten sıfır oluyor. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Zaman izafi birçok bölgede değişik. Şimdi zamanın hızını yakalayabilirsen o zaman bu gözlemci ilkesi buradan zaten çıkıyor. Evet. Şimdi gözlemci ilkesi ne demektir? Ben bir tane yıldızı gözlüyorum. 5 milyar ışık yılı ötede ölçtüm. Ama ben yıldızın dışındayım. Dışarıdan ölçtüm. Dedim ki bu ışık 5 milyar sene önce yola çıkmış. Bana yıldızın 5 milyar sene önceki halini gösteriyor. Fakat ışıkla yapılan çalışmalarda çok enteresan bir şey çıktı. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir 100 kilometre hızla giden bir araba düşün. Ben de burada bu saatte 100 kilometre hıza gidiyor. Bir saat sonra yola çıktım. Burada benim ondan daha hızlı bir hızla gitmem lazım ki onu belli bir yerde 2 saat sonra falan yakalayayım, eşit hızlı olayım, değil mi? Buradan şu anlaşılıyor ki arkadan gelen daha hızlı olması lazım. Evet. Eğer yakalıyorsa. Fakat ışığın hızı sabit olduğu halde bir saat önce yola çıkan bir ışık hüzmesinin arkasından bir saat sonra ışık fırlatıyorsun. Hemen yakalıyor. Acaba bu arkadan gelen ışık, ışık hızından daha mı hızlı hareket ediyor? Zaten bu ışık hızında hareket ediyor. Bu daha mı hızlı hareket ediyor? Hayır. İşte bu gözlemci ilkesi dediğim şey, şaşırtan şey bu. Yani ışığın içinde zaman hiç geçmediği için, ışık hızıyla hareket eden sistemin içinde de zaman hiç geçmediği için, oradan gelen, yıldızdan gelen 5 milyar senelik yol, zaman bize göre. Işığa göre öyle bir şey yok. Tam da ölçerken anında geliyor. Kendi mesafeyi nasıl ölçüyorsun o zaman? Aynı anda görüyorsun. Biz dışarıdan gözlemlediğimiz zaman 5 milyar sene geçiyor. Işığın içinde hiç zaman geçmiyor. Yani oradan ışık hızıyla hareket eden bir uzay aracı yola çıkmış olsa o anında bize gelir. Şimdi bu gözlemciye göre sistemin farklı algılanması demektir. Peki bu bir tanesi göz yanılgısı, bir tanesi gerçek, öbürü sahte mi? Hayır, öyle bir şey de yok. Bu aynı şey uzunlukta da oluyor, hacimde de oluyor. Yani ışık hızıyla hareket eden bir sistemde boyut da kısalır. Niye böyle bir şey var peki? Bak bunun, şimdi şeyi düşün, mesela Amerikalıların bir uçak gemisinin büyüklüğünü düşün, bir de bu odanın büyüklüğünü düşün. O bir uzay gemisi olsa, büyük uçak gemisi, bu odanın kaç misli? Bunun gibi içine belki 300 tane oda sığar, değil mi? O uçak gemisi bu odanın içine sığacak desem, buna kimse inanmaz. Evet, ışık hızıyla hareket eden sistemlerde böyle bir şey oluyor. Çok dar bir yere, çok geniş bir sistem girip hatta onun içinde fazla yer bile kaplamıyor. Bu çok acayip bir şey. Bu şimdi bunu ilerlettiğimiz zaman bu gözlemci ilkesinin farklı olması şimdi şöyle bir şey çıkartıyor. Molekülerine mi şey yapıyor orada bölünüyor? Nasıl küçülme oradaki sistemin i̇şte içerisinde? İşte dışarıdan gibi? Gözlemleyene göre öyle bir şey oluyor. İçindekine göre hiçbir şey bu değişmiyor. Bu şey mantığı gibi. Hani sen öyle görüyorsun ama hani araba çok hızlı gittiğinde tekerlek döner ama belli bir noktadan sonra geriye doğru dönmeye görüyorsun. Öyle görüyorsun. Halbuki o da bu tarafa gerçektir. Doğru gidiyor. O da gerçektir. O ayrı bir geriye dönüyor gibi görüyorsun. Bir sistem. Ama mantık. Ama burada izafi bir sistem çalışıyor. Şimdi bu ne yapıyor kainatta? Bu şunu yapıyor. Kainatta aslında iki tane birbirine zıt, hatta bunlar çok da olabilir, çok sonsuz olabilir. Yani paralel evrenler yorum buradan çıkıyor. Biz bunu ikiye düşürerek anlamaya çalışalım. Birbirine zıt iki tane sistem aslında ışık hızının altındaki hızlarda iç içe geçmiş ve anlaşılmıyor. Ama hızlandıkça bu sistemler birbirinden ayrılıyor. Buna paradoks alanı diyoruz. Bu ayrıldığı zaman ya diyorsun bununla bunun bir arada bulunması imkansız. Mesela nasıl bir şey anlatalım? Ben gittim zaman yolculuğu yaptım, dedemi buldum, öldürdüm. O mekanın içine girdiğim zaman o yaşayan canlı bir varlık, ben de yaşayan bir canlı bir varlık, onu öldürebilirim. Ama burada sorun çıktı şimdi. Öldürürsen dedenden baban olmuş, babandan da sen olmuşsun. Sen bu deden bugün de ölmüşse onun oğlu olmaması lazım, senin de olmaman lazım. Fakat sen olmuşsun, hareket etmişsin, gelmişsin, o zamana girmişsin, öldürmüşsün. Öldürememen gerekiyor. Eğer deden ölmüşse. Ama öldürdüysen nasıl olmuş bu sistem? Şimdi o zaman burada şunu anlayacağız. Bu birbirine zıt iki tane sistem. İkisi de gerçektir. Öldürebilirsin. Öldürdükten sonra da deden olmaz. Deden olmadığı için sen de olmazsın. Bak çok acayip bir sistem. Yani birbirini reddeden iki tane gerçeklik iç içe. Ve bu sistemin içinde var, mevcut. Ama bunu
ışık hızına yaklaştığın zaman anca algılayabiliyorsun ve ayırt edebiliyorsun. İşte belirsizlik dediğimiz şey de tam da budur. Belirsizlik şudur. Her an her şey olasılık geçerli. Sistemin dibinde böyle bir şey var. Bu da sistemin aslında tam dibi değil, ortası dediğim gibi. Ama bunun soyut kısmı, yani bütünden parçaya gelen kısmı esmalar dediğimiz sistemle başlıyor. Orası belirgin. Yani aynı sabitedeki şey belirgin. Fakat bu sistem somuta dönmeye başladığı zaman bunun dibi belirsiz. Belirsizlikten de belirli görüntüler çıkıyor. Fakat bu gördüğün belirli görüntüler de dibinde belirsizlik olduğu için belirli değil. Ama ışık hızının altında hızlarda olduğu için orada yıldız var görüyorsun. İnsanlar böyle yaşıyor görüyorsun. Şu şunu yaptı görüyorsun. Bu bunu yaptı görüyorsun. Fakat bu değiştirilebilir bir şeydir. Işık hızına yaklaşan hızlarda geldiğin zaman bunu değiştirebilme imkanın var. Şu an çalışılıyor bu. Evet, şimdi burada ışık hızını tarihi değiştirme deniyor buna zaten. Yani gider dedeni öldürürsün, kendini de yok edersin ama o sistemden bir şeyi de çıkartırsın, birçok şeyi de çıkartabilirsin. Peki biz daha önceki yayında bu gidip paradoksu konuştuğumuzda geleceğe gittin. Gelecekte hani şu örneği vermiştik. Bir ilaç bulmuş birisi. Evet. Sen bunu öğrendin o adamdan. Evet. Geri geldin, sen yaptın. Sistemi değiştirdin. Yani geleceğe gittiğinde aslında senin yaptığın biliniyor artık gelecekte. Şöyle söyleyeyim, daha açık olsun. Mesela ben şimdi geleceğe gittim. Ne kadar? 50 sene sonraya gideyim. Yeni bir ilaç bulmuşlar. Çok merak ettim. Dedim ki bunu kim buldu? Murat Zurnacı diye bir doktor var. O buldu dediler. Dedim ki ben bunun formülünü alayım. Çünkü kendi zamanıma döneceğim gene. Aldım formülü. Kendi zamanıma döndüm. Yalnız burada bir şart var. Bu olayın benim öldüğümden sonraki bir zamanda olması lazım. Benim yaşam sınırlarım içerisinde olursam oradan aldığım formül unuturum. Kalmaz. Ama ben öldükten sonra... Bir daha söyle onu. Bir dakika. Öldükten sonraki... Şimdi 50 sene sonraya gittim ya. Tamam. Diyelim ben bundan 10 sene sonra öldüm. Hmm. 40 senelik daha ileri bir zamana gittim. Ha, öyle olması lazım. Tabii öyle olması lazım. Bak bu şarttır. Yani 10 sene kendi içerisinde ölmeden önceki döneme gitsen sen de oradasın. Olmaz. Orada öğrenirsin bilgiyi. Yani mesela sayısal lotonun sonucunu öğrenirsin. Senin ölmediğin bir zamana gitmişsen ama gelecekte yine öğrenirsin ama geriye geldiğinde o silinir. Neden? O sistem öyle çalışıyor. Sistem paradoks alanı içindeki bilgiyi geriye geldiği zaman siler. Yani paradoks alanı şu demektir. Mesela benim doğduğumdan ölümme kadar benim paradoks alanım. Bunun sınırları içerisinde ben şimdi diyelim ki 30 yaşındayım, 60 yaşına gittim. Bir bilgi öğrendim ama daha ölmemişim. 80 yaşında öleceğim. Oradan aldığım bilgiyi geri getirdiğim zaman silinir. Tamam, gittim. Ama öldükten sonraki bir zamana gidersem. Tamam, git 50 yıl sonra. Ya 50 yıl deme, 150 yıl. Sen 150 yıldan yıla, fazla yaşarsın hocam. 150 yıla gittim. 150 de. Tamam, oradan bir ilacın şeyini aldım, formülünü ve bunu silinmediği için kendi zamanıma geldim. Tamam. Ve ben bu ilacı ürettim. Şimdi bu ilacı bana dediler ki 150 yıl sonra. Murat Zurnacı diye bir doktor üretti. Fakat ben bunu ürettikten sonra Murat Zurnacı falan kalmaz ortada. Bu Serhat Ahmet Tan üretti olarak kayıtlara geçer. Çünkü daha önceki bir zamanda tamam, bu kayda girmiş. Ve Murat Zurnacı'nın ürettiği bütün sistemden silinir, belirsiz hale gelir. Tamamen de silinmez. Tamamen silinmez, olasılık haline gelir. Benim ürettiğim belirginleşir, determine olur, görünür. Ve 150 sene sonraya tekrar gidersem, sorarsam, bu ilacı kim üretti diye, Serhat Ahmet Tan üretti derler. Ama Murat Zurnacı üretmişti öbür olasılıkta. Fakat o olasılığı ben sildim, çıkarttım, tekrar geldim. Ne kadar önceye gelirsen, o öncedeki kayıt geçerli olur. Paradoks alanında daha önceki zamanlarda önce olan... Önce gelirsen dedin ama burada ileri gittin. Şimdi ileri İleriden gider... öğrendim ama önceye tamam, geldin. Geldin, önceye yani geldin. Murat Zurnacı 150 sene sonra yaşayan bir ama insandı. Ama işte bu... Şimdi sen yapabiliyorsan bunu herkes yapar. O adam da geri gelip senden alır, o yapar tabii falan. Yapabilir. Yani burada bir sistemde bir şey lazım. Yok. Bir blokaj lazım burada. Hiç herkesin... blokaj yok. Şöyle mesela... Herkes herkesten alır, getirir, senin götürür, torunun, yapar. Senin torunun bu konuya kafayı taktı. Dedi ki... Aslında benim dedi dedem Murat Zurnacı bu ilacı üretmişti. Serhat Ahmet'ten uyanıklık yaptı, geldi bunu. Gitti kendi zamanında o formülü kendisine mal etti. Benim dedemi çıkarttı devreden. Bilemez ki bunu. Bir dakika, çok kafayı takan bir senin torunun olduğunu düşünelim. Bu konuları biliyor. Ben de dedi bunu dedi bak ne yapacağım. Serhat Ahmet'ten elinden almam mı? O da geldi.
Benden önceki bir zamanda. Tamam, kendi yaptı. Kendisi yaptı ve kendi ismiyle gene Zurnacı soyadını bu ilacı üreten kişi olarak. O zaman ben de silindim. Senin deden de silindi. Senin torunun devreye girdi ama senin torunun gelecekte doğmuş olmasına rağmen geçmişte kayıtlara girdi. Ve geçmişte yaşayan bir insan olarak o ilacı bulmuş olarak devreye girdi. Ama işte hiç daha doğmadan geçmişe gidiyor diyorsun hocam. O tarihte yok adam. Var işte Hızır'ın böyle durumları var. Hızır'ın tamam var da normal bir insandan bahsediyoruz. Normal yani insan ben, zaten. İşte atıyorum ben 80'liyim 70'e gittim. Doğdum orada icraat yaptım, mucitlik yaptım bilmem ne yaptım. Doğmadım ki. O zaman bu şey içerisine nasıl giriyor? Sistem içerisine. Yani dini taraftan baktığında sınav nerede, doğumum nerede, iradem nerede, ya bir sürü şey var. O tarihte yok mu? Sonra aklına takılanı mesela neyi soruyorsun? Sınavı soruyorsun. Sınavı soruyorum. Ben 80'den sınav, sonra ölene kadardaki yaşamımdan sorumluyum. Bir dakika tek konulara gidelim. Bak. Tamam sınavı bu, soru bu. Soruyu sor, sınav. Ben 80'le işte artık Allah ne zaman ne kadar ömür verir, ne kadar yaşayacaksam öleceğim zamana kadar sınavdayım, doğru mu? Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Şu anı ben daha önce sorduğum gibi yaşadım bak şu an. Sormuşsun zaten de hatırlamıyorsun. Niye böyle oldu? Şimdi ben bak, sana... şu an oldu bak. Ben bunu sana tamam. Sorduğum gibi. Sordun zaten. Ben de anlattım. Ama tekrar sor. Ama biz yayında böyle bir şey konuşmadık. Konuştuk. Var programlar var. Ondan dolayı mı? Yoksa hani bu şey vardır hatırladın ya. Hatırladın da ondan. Tamam. Dejavu olmadı yani. Tamam dejavu değil o zaman. Ne anlatıyorduk bir dakika. Şimdi işte bıcılar... şu kadar sene yaşadım sorumlu olacağım. Geçmişe gidince geleceğe gidince nasıl olur? Geçmişe gideceğim o tarih yok. Ben 80'de doğdum. 70'te yapıyorum ediyorum. O dönemde yaparken yaptığım icraatlar, yanlışlar, günahlar, sevaplar, hatalar. O ne oldu oradaki süreç? Hiçbir şey olmadı. Aynen devam ediyor. Şöyle düşün. Ben sana bunu... Vebale girmiyor musun o zaman? Hayır canım. Senin sınavda sorumluluğun devam ediyor. Tamam. Şimdi bak yaşıyorsun sen. Ama ben sana diyorum ki sen şimdi 150 sene sonra senin torunun doğdu. Değil mi? Orada 20 yaşında bu işi öğrendi. 20 sene orada yaşadı. Tamam. Gelecekte yaşadı 20 sene. Öğrendi. Sonra dedi ki ben bu Serhat Ahmet Tan'ın elinden alırım. Benim dedemden çalmış. Ben gideyim ondan önceki bir zamana. Atladı. Arada hiç zaman geçmedi. Yani o yolculuğu yaparken zaman geçmiyor. Bak 20 sene burada yaşadı gelecekte. Ve geçmişe gitti. Ve orada da 60 sene daha yaşadı. 80 yaşında da geçmişte öldü. Tamam. Şimdi 20 sene buradan sorumlu. Burada yaşadığı günlerde. 80 sene oradan. 60 sene de buradan abi sorumlu. Abi yaşadığı zamandan sorumlu şimdi diyor. Mekan da aynı. Şimdi ben mesela sana şunu sorayım. İstanbul'da yaşıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. İzmir'e gittik. İzmir'de de günah işledik. Şimdi Allah şöyle mi diyor? Ya yok ben senin İstanbul'da yaşadığın zamanki günahlara hayır, bakarım. Hayır alakası yok bu söylediğinde. Sonuçta yaşadığın aynı dönem şey. İçerisinde yapıyorsun. Ama evet. Burada geçmişe gidiyorsun. Tamam. Sen adam yaşıyorsun. Öldürdün, bir gün önceye geri gittin, öldürmedin. Evet. Hayır, öldürdün bunun gene. Bunun gibi. Öldürdün. Ya da öldürmedin. Öldürdüğün anda kaydediler. Sen yani orada kadere farklı müdahale var. Yok yok. Şimdi adamı öldürdün mü? Nerede öldürdün onu söyle. Gelecekte mi öldürdün? Oradan kayda girdi zaten. Hayır, mesela sen şu an adamı öldürdün. Tamam, burada yaşadığımız bir ortam. Gün önceye gittin. Gittim. Öldürmedin. Hayır, bir gün önce gittim öldürmedim değil. Öldürmüşüm. Ama onu değiştirecek bir şey yaparsam tamam. Onu kaderden çıkartabilirim. Kaderden çıkartabilirsin de şimdi atıyorum bir saat sonra burada adam öldürdün sen. Doğru evet. Mu? Doğru. Bir saat sonra, iki saat sonra da polis geldi. Tamam. Sen de bir sistemin var. Geriye aldın, iki buçuk saat önceye aldın. O adamla münakaşaya girmedin ve öldürmedin. Evet, öldürmedim. Orada şu oluyor. Hayır tamam da böyle her an kadere müdahale var. Tabii bu sınav nerede o zaman gizli burada? Bir, şöyle sınav zaten sen orada fikrini değiştirdiysen sorun yok ki. O teknolojide sende varsa abi, tamam da, onu sınavda, uygularsın. Allah hesabını vereceğin dedim. Bütün hayatın boyunca yaptıklarını o zaman sen zırt pırt her şeyi değiştirip. Sen tövbe diye kaşıktan, bir şey duydun mu? Ak kaşıktan çıkmış şey sütten bak, çıkmış ak kaşığa çevirmiş. Tövbe bunu anlatıyor. Bu teknoloji olmadan ama tövbe. Ama tövbe anlık yaptığın şeye tövbe ediyorsun. Allah bak, affetsin diyorsun. Tövbenin geçmişe farkı gidip şu, düzeltmiyorsun ki. İşte tövbenin farkı şu. Sadece yaptığın şeyi kaderin içinden çıkartamıyorsun. Çünkü neden? Işık hızından yavaş hızlarda yaşadığın için tövbe geçmişi siler diyorlar. Ama geçmişin yaşanmışlıklarını silmiyor. Sadece senin iradenin değişikliğini ortaya koyuyor ve o geçmişteki günahları silebiliyor. Ama bu söylediğim teknolojiyle geçmişin yaşanışlıklarını bile silebilen bir şey. Bu tövbenin aslı.
Tövbe esas tamam, o zaman şöyle bir durum var. Biz şu an gidemiyoruz. Bundan 100 sene sonra bu sistem bulundu diyelim. 100 sene sonraki insanlar şu ana geliyorlar mı yani peki? Geliyorlar evet. Buna bir müdahale yok mu? Serbest mi böyle? Hayır, yol var. Geçen hanımı yani müdahalesi burası. Müdahalesi var canım. Müdahalesi tamam müdahale var. Ne? Ya, öbür türlü senin söylediğin gibi kargaşa çıkar zaten. Onu diyorum o zaman onu öldürür. Bu teknoloji... Hocam ya oradaki müdahale devlet liderlerinden, sisteme yön veren insanlardan, mucitlerden haşa yani Allah koruması sistem zaten korunuyordur da kapıyı hani peygamberlere kadar götürüyor o işi. Gelip müdahale etmeye çalışır. Daha üstün bir sistem zaten peygamberlere de dediğin gibi müdahale eder. Peygamberi de daha i̇şte peygamber o yüzden müdahale olmadan, lazım buna. İşte zaten var müdahale eden sistem var yani. Buna müdahale eden sistem bu, de Hızır sistemi, Zülkarneyn tamam, sistemi. İşte bu şeyi, yani kontrol ediyor bunu. İşte ben bunu sana orta kullanılmasın diye. Anlatmıştım ben ya. Sana olayı anlatıyorum. Yayın... Herkes kullanması ayrı, olayın kendisi ayrı. Yani bunu kullanabilir misin? Silah var mı cebinde? Mesela sistem var diyorsun ama kullanmaya yasak. Sistem diyorsun. Var, kullanması ben sınırlı. Yayında sana anlatmıştım bu Siverlov'un olayı mesela. Şimdi o izin mi var onda mesela? Ya o uydurukçu ya Siverlov uydurmuş. Uydurmuş yani. Gittim diyor. Ya uydurmuş gördüm öyle bir şey yok. Öyle bir yok projeksiyon yapmış da bilmem ne. Gittiyse kayıtlara girmesi lazım. Hayır, bir de göstersin. Oradaki işte biraz önce hani kapıyı peygamberlere müdahaleye kadar açara gidiyor o anlattığı şey. Yani o mesela Farah Hoca vardı o zaman Farah Hanım'la. Biz iki kere yaptık o adam. O adam dünya çapında biliyorsun işte Montauk'ta çalışmış Montauk projesinde. Abi uydurukçu. Hiç bana ama adam yani. Şunu diyor ya. O anlattığı kısmıyla Farah hocam da vardı. O anlattığı kısmına ben inanmadım. Şöyle inanmadım. Hazreti İsa çarmıha gerilirken diyor. Şimdi İslam inancına göre Hazreti İsa'nın öyle bir mevzusu onların öldürme yok yani. Durumu yok. Allah öldüremediler diyor. Oradan ben inanmadım ama adam diyor ki uzaylılar geldi. Şey verdiler. Kristaller verdiler bize. Bir mekanizma vardı. Bunu canlı yayında anlattı. O kristalleri sokuyorduk böyle diyor. Bir vizyon açılıyor diyor. Bu bize uzaylıların verdiği teknolojiyi diyor. Bu kristal mırsal hikayeleri hep uydurma. Koordinat giriyorduk. O koordinat ve tarihleri girdiğimizde o vizyonda o koordinattaki tarihe götürüyordu bizi, izletiyordu dedi. Bunun deneyini yapmak için beni dedi biz zamanlar arasında seyahatle ilgili çalışmalarımız vardı dedi. Deneyini yapmak için beni geçmişe yolladılar ve beni izlediler dedi. Nereye yolladılar? Abi öyle bir makine yok. İşte Hazreti İsa dönemine yollamışlar öyle diyor. Tamam, beni onu öldürmen için yolladılar ben diyor. Ben sana onu söyleyeyim. Şimdi bu adamlar bunu nasıl uyduruyor? Bunu 3-4 tane versiyonu var. Şimdi bir tanesi diyor ki Tesla bir şey keşfetti. Böyle bir elektromanyetik alan keşfetti. Bu alana baktığın zaman, ayarladığın zaman geleceği de gösteriyor, geçmişi de gösteriyor. Yani giremiyorsun, gidemiyorsun ama oralardan sana yaşananları gösteriyor. Şimdi bu tamamen saçma yalan. Bu mümkün olamaz mı? Bir tanesi doktor bilmem ne diye bir adam var. O bu deneyleri yaptı, bu bunu keşfetti diyorlar. Bu senin anlattığın gibi... Kripton kristalleriymiş. İşte kripton kristali neymiş? Süpermen'in kriptonu. Bende de kristal var, getireyim yapsın yani. Avize'de de var. Bu kristal hikayesi de nereden çıkıyor? Onu da sana söyleyeyim. Niye kristal? Yansımaları olduğu için. Hiç alakası yok. Işıkları yansıdığı için. Bu Bermuda şeytan üçgeninde bu olayın geçmiş mu... kıtası, Atlantis kıtasına bağlayanlar. Bunu da kim? James Churchwood bu şekilde bağladı, anlattı. Onun da yalan olduğu çıktı. Meksika'da kazılar oldu. Newman diye bir Amerikalı araştırmacı Mayalara ait tabletler buldu. Bu daha önceden Tibetlerden ben bir eski yazıları okudum diye James Churchwood iddia etti. Mu kıtası var, Atlantis kıtası var. Bunlar da kristallerle çok büyük enerjileri kullanıyorlarmış. Böyle yalanlar. Sonra Newman'ın şeylerine gitti. Ah tamam dedi bak bunlar da dedi. Bunu anlatıyor dedi. Fakat sonradan o Newman'ın bulduğu yazılar çözüldü. Hiç alakası yok. Mayaların günlük yaşantısına ait şeyler anlatılıyor orada. Yani kendisi orada İngiltere'de meşhur olabilmek için böyle uyduruk şeyler. Bir de bunu şeyle destekliyor. Atatürk de bu kitapları incelemiş. İncelemiş de bir sonuca varmış mı? Atatürk her türlü kitabı inceler. Yani bunlar kanıt değil kardeşler. Bunlar kanıt değil. Kristal dediğin şey o Bermuda şeytan üçgeni işte Mu'dan kalmış, Atlantis'ten kalmış. Orada da kristaller ara sıra harekete geçiyormuş. Ondan uçaklar kayboluyormuş, gemiler kayboluyormuş. Bunlar hepsi uydurma, delili olmayan, ispatı olmayan şeyler. Mu kıtası, Atlantis kıtası diye bir şey de yok. Petrol bugün dünyada varsa Mu kıtası olamaz. Çünkü o medeniyet gelişmişse, belli bir yere gelmişse fosil yakıtları kullanmış olması lazım. Bugün dünyada ne doğalgaz ne petrol olamaması lazım.
Arkadaşlar biraz düşünme metodu, düşünme metoduna davet Bak, ediyorum. Bak Memduh Bey demiş ki o zaman soru diyor Hazreti Adem'i yok edersek tüm sınav sistemi çöker. Zaten anlatıyorum i̇şte ben onu. O zaman iblis ne yapacak? Canı sıkılmayacak. İşte yani dediğim gibi o zaman ilk insana kadar götürür adam. Geçmişe gider, onu öldürür, onu kaldırır. Hazreti Adem konusu dini bir anlatım. Ama şöyle düşünelim biz. Tamam onu ama bir tane, bütün kainattaki insanları yok etmiş tamam, oluyorsun. Tamam ama bu var mıydı yok muydu? Bu bir dinin anlatımı bu. Tamam. Sen bunu doğru diye kabul ediyorsun. Ama bu sen inançtır. Şöyle diyebilirsin. İlk insana gittim diyebilirsin. İlk insana gittik. Şimdi bir tane insan olması lazım ya iki tane olsun fark etmez. Üç kişi de olsa. Ya şimdi on, benim kafam, 10 kişi 100 kişi de olsa. 100 kişi oldu. Bütün kafam bozuldu. Dünyadaki bütün insanlık o kadar. Neden kafam bozuldu? Çok acayip şeyler oluyor. İsrail bomba atıyor, şu atıyor, bu atıyor ya, falan. Moralim bozuk. Dedim ki ya bütün insanlığı kaldırayım ortadan. Gittim, ilk insanları buldum. Ortadan kaldırdım. Kaldırabilir miyim sence? Öldürebilir miyim hepsini? Silebilir. Öldüremezsin. Öldürürüm. Öldüremez. İşte bu sistemde öldürürüm. Yapamazsın. Bak sana biraz önce anlattım paradoks. Şimdi iki tane birbirini reddeden gerçeklik aynı anda var olur. Öldürürsen hepsini. Sen kalırsın. Sen de yok olursun. Sen de yok olursun. Bak şimdi insanlığın hiç olmadığı bir çizgi çıktı. Bu bir olasılık olarak şu anda mevcut. Ama bir de insanlığın Adem'den başlayıp bugüne kadar geldiği bir çizgi de var. Bunlar ikisi birbirini reddeden şeyler. Tam öldürdün o çizgi nasıl devam ediyor? İşte öldürdüğüm zaman o çizgiyi açığa çıkarttım. İnsanlığın var olduğu çizgi yok oldu. Tamam, yani artık alternatife yok. Geçti. İnsanlık gene alternatif olarak var fakat görüntüde yok. Şimdi görüntüde yokluk olan bir çizgi çıktı. Tamam. Bu şu demektir. Bu bir sen paradoks oluşturdun. Bu paradoksa izin verilir mi verilmez mi? Bunu yapabilir misin ayrıdır. Yapabilirsin. Çünkü buna müsait bu sistem. Ama yaptırırlar mı yaptırmazlar mı? İşte yaptırmayanlar var. Bu paradoksu çözenler var. Bunu da insanoğlundan yani Adem'den soyunu alan hiç kimse çözemez. Bak böyle bir şey olduğu zaman insanoğlu bunu çözemez. Yani yok olur. Ama bunu tekrar yok olduktan sonra da gelip çözebilecek olan bir sistem var mı? Var. İşte o Hızır sistemi gelir gene müdahale eder. Sen öldürmeden önce seni öldürür. Varlığı devam ettirir. Bunu yapmış mı? Nereden anlıyoruz? Yecüc Mecüc olayında böyle bir olay oldu. Yecüc Mecüc geldi dünyayı insanları yok ettiler, dünyayı ele geçirdiler. Bir o çizgi açıldı. Fakat gelip tekrar müdahale etti. Ve o çizgiyi işte gene alternatife çekti. İnsanların var olduğu çizgiyi getirdi. Bu çok acayip bir şey. Aradan milyonlarca sene geçse bile bunu yapabilirsin. Bak birisi geldi Adem Aleyhisselam ve ilk insanları öldürdü. Yok oldu sistem. İnsanlık diye bir şey yok. Ne kadar sürdü? 5 milyar sene sürdü diyelim. 5 milyar sene sonra gelirsin, o müdahale eden kişiye müdahale edersin, tekrar sistemi, o yok olan sistemi yok edersin, var olanı açığa çıkartırsın. Tamam da o zaman devamlı bir müdahale içerisinde şu an ama dünyada. Işte bunu şey diyoruz, bak Hızır Zülkarneyn bu işi yapıyor bunu zaten. Bunu peki iblis mi yaptırıyor? Yani düşman i̇blis olduğu için. İblis zaten o teknoloji onda da var, onu müdahale ediyor, sisteme böyle kaçak girip bir sürü olay yapmaya çalışıyor. Ya da yaptırmaya çalıştığı insanlar tabii var. Tabii var. Onları sırrı anlatıyor gibi. Tabii canım onlara çalışıyor. Bilgiyi veriyor. Veriyor ama müdahale var. Şimdi bunun müdahale edildiğini ve yapılamayacağını da biliyor ama devamlı uğraşıyor yok, mu? Yok kaçak girersem yaparım diyor. Yaparım. Kaçak işte kaçak zaafı var demektir belki sistemi. De yapmıştır kaç kere de yapmıştır. Kırılmalar da olmuştur. Ondan kalan bazı şeyler olmuştur. Bazı şey yani ama kırılmalar oldu dersen sen sistem zafiyeti var dersin. Yani Hazreti Hızır'dan da yola çalışma çıkarsan böyle. Hazreti Zülkarneyn'den de. Yok kardeşim zafiyet diye bir şey yok. Şimdi mesela İsrail atıyor mu şu anda bomba? Her tarafa atıyor değil mi? İnsanları öldürüyor. Ama şu an anlık bir şey o. Hayır şimdi kafir olduğu halde Allah buna nasıl müsaade ediyor? Burada sistem zafiyeti var diyebilir misin? Ama o şu anki akışa göre bir şey yapıyor. Sen geçmişe gidip Hızır sistemine müdahale ediyorsun. Tekvini yaratılış nedir? Teklifi yaratılış nedir? Bunu dinle şeyle karıştırmayacaksın. O teklifi yönü. Tekvini yaratılışta sistemin yapısı böyle. Teknolojiyi ele geçiren bu gücü ele geçiren yapabilir. Anlatabildim mi? Bu buna müsait. Şimdi bunu yaptırmayan var, daha önce bu teknolojiye sahip olmuş ve yaptırmıyor. Ama bu olmuş, kaç kere de olmuş. Mesela Yecüc Mecüc bu hakim olmuş, insanlığı silmiş, tekrar gelmiş, müdahale etmiş, açmış. Peki bu bizim bildiğimiz tarihsel süreçte olmuş mudur? Mesela bu İsrail nasıl kuruldu? 2000 sene bunlar Avrupa'da süründüler. Sonra Hitler bunları tam kesiyorum, mesiyorum derken İsrail devleti kuruldu. İkinci Dünya Savaşı bitti.
3 sene sonra İsrail Devleti ilan edildi. Nasıl oldu bu iş? Yani. İşte burada müdahaleler var. Yani senin Hitler dediğin adam gidip burada İsrail Devleti'ni kurmuş savaşın içerisinde. Bu nasıl bir şey? Acayip bir şey. Bunun daha değişik müdahaleleri ben sana anlatabilirim. Tarihsel süreçte böyle kırılmalar var. Ne var mesela? Bu kırılmalardan eskiden kalan şeyler olabilir. Yeni görüntüler mesela olabilir. Mesela Nuh Tufanı'nda bir kırılma mı? Tabii Nuh Tufanı'nda da kırılma var ama orada doğal bir olay. Belki de tetiklenmiş de olabilir. Yani doğal ama tetiklenerek doğal harekete geçirilmiş olabilir. Nuh Tufanı'ndaki kırılma şu. Şu anda eski Anunnaki tanrıları eski tanrılar olarak biliniyor ama yoklar. Peki bunlar gelmişler, bu dünyaya hakim olmuşlar, hakim olduktan sonra acaba nasıl yok olmuşlar? Yani olmamaları gerekir. Yani bir sistemi ele geçiren o gücü kaybetmemesi gerekiyor. Hatta daha da güçlenmesi gerekiyor. Ya bir de acizler hocam, anlatılana göre altın lazım, gelip cinsel işte dişiler bulmaları lazım, üremeleri lazım. Böyle tanrı mı olur hocam yani? Hepsi aciz yani. Sen şimdi tanrı lafına takılıyorsun. Burada tanrı o günkü insanların tamam, onlara yükledikleri ama, mana. Ama şu anda onları da böyle yaratan, hatta insanlığı yarattığı şeye haşa götürenler var şu anda. Kim götürüyor? Öyle bir şey yok. Onlara aşkın varlık olarak kimse anlatmıyor. Onları üstün hocam. Güçleri olan anlatan gene Allah'ın hocam. Yarattığı varlıklar olarak anlatıyor ama isimleri Tanrı. Neden? Çünkü o günkü insanlar dünya onları... 7 kere sıfırdan başladı diyor. Ne diyorsun o yoruma? 7 kere sıfırdan başladı. Nereden çıkartmış? Kaynak söylemek lazım. Murat Bey ismi de Murat'mış. Kaynak 7 kere sıfırdan... O reenkarnasyon teorisi işte. Ona biraz biz kabul edemiyoruz. Yani o dünyanın devreleri var. 70 bin yıllık devreler. Bu devreler alt üst oluşlar oluyor. O Kainat ve şey kitabında yazıyor. Ondan sonra ama bu doğru bir şey değil. Ben biraz önce şunu söyledim arkadaşlar. Dünyanın daha önce çok ileri medeniyet dönemleri olmuşsa ki bu dünyanın içinde olmuştur. O zaman bu petrolle doğalgazın olmaması lazım. Hmm. Bu petrolle doğalgazın olması bize eski dönemdeki medeniyetlerin olmadığını gösteriyor. Ama bunu şöyle diyebilirsin. Bu da senin söylediğin tarza müdahalelerle oluyor oluyor. Tekrar birisi geliyor. Müdahale ediyor, onları siliyor. O zaman olabilir derim. Mesela Mu ve Atlantis'i Hızır müdahale edip yok ettiyse onların bitirdikleri bütün petrol, o zaman onların yaptığı o petrol sistemi ortadan kalkmış. Dünya eski bakir haliyle bize gene verilmiş demektir. Böyle bir şeyden bahsederseniz olabilir. Ama bu sistemin devamı olarak bu petrol var, doğalgaz var. O zaman bu geçmişte bu Mu Atlantis medeniyeti olmaz, 7 tane de olmaz. Ama bu müdahalelerle 7 tane böyle dönem olmuş. O onu gelmiş yok etmiş. Bu bunu gelmiş. Yani 7 kere insanlık yok olmuş. Tekrar 7 kere baştan başlatılmış dersen olabilir. O zaman yine tekrar müdahale ediliyor olabilir. Yarın bugün yine müdahale ediliyor. Zaten müdahale ediliyor şu anda. Mesela bu İsrail bu gücü nereden ele geçirdi? Evet. Nadir Bey demiş ki Hazreti Hızır'ın paradoks alanı nedir? Hazreti Hızır'ın kendi öldüğü zamanla geçmişe dönük bütün zamanlar. Öldükten bütün sonraki zamanlar geçmiş. Öldükten ederek. Sonraki zamanlara gidebilir, orada görünebilir. Fakat kendi paradoks alanı yani doğduğu zaman ve öldüğü doğduğu zaman. Doğduğu zamanın bir kaynak yok. Yani şöyle benim tahmin olarak söyleyebilirim. Yani geçmişte 3000 sene önce görülmüş. Ondan sonra peygamber zamanında görülmüş. Hazreti Musa'ya görülmüş. Her zaman görülmüş. Şimdi gelecekte de görülmüş. Yani görüldüğü iddia ediliyor. Şimdi o zaman şöyle, bu gelecekte yaşayan birisi olması lazım. Çünkü bu teknoloji gelecekte var. Gelecekte yaşayan birisi ise doğumu da gelecekte bize göre, ölümü de gelecekte. Ama o doğumuyla ölümü arasında onun paradoks alanı. O alanların dışındaki bütün icraatlarını her türlü şey yapabilir. Ama gelecekte olmaya da bilir. Sen teknoloji diyorsun ama ilmi ledün diyor. İlmi ledün geleceğe dair bir teknoloji değil ki. Geçmişte ilmi de verilmiş olabilir. Allah ilmi. Tarafından veriliyor. Mesela yok, atıyorum Peygamber şey Efendimiz'de de diyelim o ilmi ledün var. Ama teknoloji yok. 1000 sene sonra. Yok, Peygamber Efendimiz'de yok ilmi ledün. Nerede var? İlmi ledün şu. Zamanın nasıl çalıştığını bilmek ve bunu yönetebilmek ilmi. Anlatılıyor işte Hızır Musa kıssasıyla anlatılıyor. Şimdi bu ilmi ledün öyle Allah tarafından otur karşıma ben sana veriyorum. Ve verdik diyor ayet. Talim ettirdik diyor. Ya tam işte söyleyen de diyor. Öğrenilen bir şey değil. Allah tarafından verilmiş o ilim ona. Zaten her şey Allah tarafından öğretiliyor insana. Zaman içerisinde sen öğrendiğin şeyi gene Allah öğretmiş oluyor sana. Yani bunu pratik bak orada tuallimani. Bak buradaki şeylere tuallimani mimma ullimte rüşte.
ne demek istiyor? Bana bunu pratik olarak, talim ettirerek öğret demek istiyor. Hazreti Musa'nın şeyi bu. Yani tuallimani mimma ullimte rüşte. Yani tuallimani dediği zaman talim, bak talim. Yani talim şu demek. Sadece teorik bilgi vermekle olmuyor bu iş. Yaşayacaksın, öğreneceksin. Yani defalarca gidip geleceksin, gidip geleceksin, gidip geleceksin. Neler oluyor, kader nasıl değişiyor, silinme nasıl oluyor, ekleme nasıl oluyor. O talimi Hazreti Musa da mı yaşıyor o zaman? Tabii onunla beraber. Hazreti Musa'ya talim ettiriyor. Hatta orada şöyle oluyor. İlk iki yaptıkları işte seyahatte kaderin içinden var olan bölümleri çıkartma anlatılıyor. Üçüncüsünde tam tersi. Üçüncüsünde kaderin içinde olmayanı bir şey ekleme. Şimdi burada tabii yalnız... Şeyde, şey, gemi mi? Hayır, o çocuk, hazineyi bulma. Hazine, çocuğum. Hazineyi şey. Bulma da olmayan bir şeyi ekleme. Ama orada çok, yani ayetin ayrıntılarına baktığın zaman anlaşılır. Şöyle söylüyor. Ben bunu yaptım ama bu çocuklar Allah'ın rahmeti olursa üzerlerine hazineyi bulurlar. Öbür türlü bulamazlar. Yani ben bir şeyi amaçladım, yaptım. Fakat bu Allah olursa, isterse olur, istemezse olmaz. Öbürlerine öyle demiyor. Ben bunu yaptım, böyle oldu diyor. Şimdi yani kaderin içinden bir şey çıkartmak daha kolay. Eklemek olmayan bir şey ekleyebilir misin? Eğer olasılık olarak varsa ekleyebilirsin. Bak Esat Bey demiş ki ben 1980'de doğsam, geri dönüp 1000 yılında ölsem. Evet. Paradoks alanı ne olacak? Gelecekte hiç ölmedim yani. Paradoks teorik alanı, tutarsız. Yok hiç, şöyle paradoks alanı şu. Şimdi 1980'de doğmuş mu? 1980'i yazdık. 1000 yıl geriye. Başladı paradoks. Kaç sene kaldı? 80-90 ne zaman yolculuk yaptı? Tamam hadi 2000'de yaptı diyelim. Atıyorum. 20 söylemiyor sene, da 1000 yıl geriye geldi. Bir dakika diyor. Şimdi 20 sene yaşadı 2000'e kadar. Şimdi burada 1980 ile 2000 arasında bir paradoks alanı var. Nereye geldi? 1000 sene önceye mi geldi? Evet. 2000 yılından 1000 yılına mı geldi? 1000 yılına geldi 20 yaşında. Burada da kaç sene yaşadı? 1000'i yazdık. Paradoks alanı açıldı burada. Kaç sene yaşadı? 60 sene daha yaşasın. 1060'a kadar geldi. 1060'ta da bitti. Şimdi onun iki tane paradoks alanı var. Bir tanesi geçmişte, bir tanesi gelecekte. Tamam. Bu ikisinin içerisinde gittiği geldiği seyahatlerde, geleceğe gittiği zaman, geçmişe geldiği zaman bilgiyi koruyamaz. Yani 80 yıllık bir hayatım olacak orada. Tabii 80 yıl gene hayat değişmiyor hiç. Allah'ın verdiği ömür aynı. Ama sen mekan değişiyor, mekanlar değişiyor. Zamanda yolculuk yaptığın zaman mekanı değiştirsin. Mekanların içinde paradoks alanları açılıyor. Bu şu demek paradoks alanı? Sen şimdi 1000 yılına geldin ya. Dedin ki ben tekrar 1980 ile 2000 arasına gideyim. Oradan bir teknoloji bilgi öğreneyim. Ölmeden önceki zamana. Ölmeden önceki zamanına gittin. Tekrar geri geldin. O bilgi silinir. Peki öldükten sonraki zamana gittin. 2001 yılına gitsen, öğrensen bir şey bunun içinde uygularsın. Bak 1980. Ama bu mantık kim bunu söylüyor hocam? İşte bu okuyoruz ayetlerden, şuradan buradan, uygulamalardan, bilimsel neticelerden. Işık nasıl davranır? Delil ne yani ayet? Sen buradan ölümünden sonraya gidersen bilgi alıp getirebilirsin. Nereden okuyorsun hocam? Şöyle okuyoruz mesela. Kendi zamanından sonraki bilgileri verebiliyorlar. Ve bunu geçmişe kaydetmiş. Tam ne kaynak? Delil ayette mi var? Kaynak ne mesela, görüyorsun? Mesela pratik sen söyleyeyim. Tamam. Müştak Baba'nın Ankara şiiri. 100 sene öncesinden. Kur'an'dan diyorum ben, delil var mı? Kur'an'dan çok var ben sana, ama Kur'an'dan şey. Geç, hayır, teorik, ölümünden sonraya gidip tekrar gelmeyle ilgili. Teorik delil bulabilirim ben sana orada. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlattığı şeylerden teorik bilimsel bir şeyler söylerim. Sen dersin ki ayet mane olarak şey yazmıyor. Meal kuracaksın orada. Hayır, o teorik bir bilgi olarak ben sana anlatırım. Orada anlatılana ait bak bunu anlatıyor derim, ama o seni kesmeyebilir. Çünkü orada teorik bir şey. Pratik istiyorsun sen. Pratikte şunu söylüyorum ben. Pratik şu. Şimdi bir zamanda yaşamış, buna bir diyelim. 200 sene sonrasında olacak olayı anlatıyor. 200 sene sonrası. Bunu nasıl anlatabilir? Ben de bunun arasında yaşıyorum. Yani daha olay olmadan, bana anlattığı olay olmadan... 100 sene, yani Müştak Baba'nın yaşadığı zamandan 100 sene sonra. Ne zaman sonra yaşadı o? Ya o 1837 falan öyle olması lazım. 1800'lerde. Tamam. 200 sene önce o. 200 sene önce. Tamam. 200 sene sonrayı söylüyor. 200 sene sonrayı söylüyor. Bugünleri söylüyor. 200 sene sonrayı söyleyebilmesi için
o mekana gidip gözlem yapmış olması lazım. En spesifik söylediği şey ne mesela? Ankara'da şey meclis kurulacak mesela. Bunu hiç reddedilmeyen bir şey çıkmış belli. İsrail'in kuruluş tarihi belli. Hadi onları dersin sen uydurdun ama bu Ankara şiiri belli yani. Yani bunun millet meclisi kurulacağını, tarihini veriyor. Kaç kişi tarih, meclis tarihini veriyor. Tabii canım tarihi de veriyor. 1341. Ne yapıyor 1341? 1923. 1923. Miladi seneydi. 1341 Hicri. Şimdi 1341'i vermiş hocam, yani. 23 Nisan 1920 meclisin kurulması. 23'te Cumhuriyet ilan ediliyor. Evet işte tamam pardon. Cumhuriyet ilanını veriyor galiba. Yok. Millet Meclisi'nin kuruluşunu veriyor ya. 1341. 20'de. 1341'e bakmam lazım. Meclis. 29 Ekim 23 Cumhuriyet. Sen meclisi mi dedin? 20'de yok, o zaman. Yok şöyle 1923'ü veriyor meclis değil. Ankara'nın başkent oluşunu veriyor. Yanlış söyledim. 1923'te. Ankara'nın başkent oluşunu söylüyor. Meclis kurulduğunda başkent. Meclisin kurulması daha önce. Tamam. O Kurtuluş Savaşı'ndan önce. Ama Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kazanıldıktan sonra 1923 yılında şey ilan edilmeden önce Cumhuriyet ilan edildikten sonra mı önce mi onu da tam bilemiyorum. Ankara'nın başkenti olarak ilan edilmesi var. Orada birebir şey yani nasıl çıkartıyorsun? 1341'i veriyor. Cümleyi nasıl çıkartıyorsun? Yani olduktan sonra uyarlıyor musun ona yoksa? Şöyle nasıl bulunduğunu söyleyeyim sana. Bunu Fatih şeyinde kütüphanesinin şeyi var. Ali Emiri Efendi. Tamam. Çok meraklı eski şeylere. Osmanlı'nın bütün her tarafından eski yazma kitaplar, bütün sahafları gezmiş. Beyoğlu'ndaki sahaflar o zaman daha şey. Hı hı. Yani ne kadar para isterseniz vereceğim bana benim istediğim kitapları bulun diye. Eski bu, kitapları. Müştak Baba'nın şeyi geliyor. Mısır'dan. El yazması. Sahaf haber veriyor, geliyor. Onu alıyor, aa tamam diyor. Bu benim aradığım kitaplardan bir tanesi olabilir. Onun üzerine çalışıyor. Daha şey olmamış. Yani Ankara başkenti olmamış. Ondan sonra gidiyor milletvekili, meclis var. Doğru söylüyorsun. Yani meclis var. Vehbi Efendi milletvekili. O da bu işlerle ilgileniyor. O Ali Emir Efendi'yi de tanıyor. Ankara'da gidiyor biliyor. Bak bana böyle bir kitap geldi diyor. Bu çok acayip bir şey diyor. Bunu incele falan diyor. Ondan sonra inceliyor. Şey Ankara başkenti olduğu gün bu Vehbi Efendi kürsüye çıkıp diyor ki bak Müştak Baba bugünü yazmış 100 sene öncesinden. Bunu söylüyor bu meclis kayıtlarında var. Bu konu meclis kayıtlarında var yani. Ve onu o günkü milletvekili söylüyor. Şimdi o zaman sen şöyle mi diyorsun? Meclisin açıldığı gün Müştak Baba oradaydı, gördü, geldi, yaşadığı tarihte yazdı mı diyorsun? Ankara'nın başkenti olduğu günü gelmiş, gözlemlemiş. Belki de mecliste miydi? Bilmiyorum onu nasıl olmuş olmamış bilmiyorum. Yalnız yani o mecliste ilan edilirken bile orada mıydı belki de? Olması lazım çünkü onu gözlemlemeden de anlayamazsın. Geleceğe ait bir bilgi o mekanın içine girmen lazım. O zaman lazım. Bir de gelecekte oluyor o günde oluyor. O günde Müştak Baba orada olması lazım o zaman. O gün orada oldu diyebilirsin yani. Başka türlü nasıl olacak? Onu bilemiyoruz nasıl yaptığını. Ama yayını şu an açanlar diyor ne konuşuyor bunlar. Hayır bu kayıtlara girmiş. Şimdi meclis kayıtlarına açsınlar baksınlar. Şiir belli, tarihi belli. Şey ne, metni hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Ne, nasıl? Mevai Nazeni'ne. Mevai Nazeni'nin Ankara'nın ismi. Yani ismi derken Müştak Baba'nın ona verdiği bir sıfat. Yani Nazlı şehir demek. Mevai Nazeni'ne kim? Elf. Olursa Efser. Elf mi? Efser. Elf cin demek hocam. Elf bin demek Arapçada. Ha, elif bir demek, elf bin demek. Ha. Şimdi burada şöyle söylüyor. Nazlı şehire yani Ankara'ya kim bin olursa efser. Efser taş demek. Ebced değeri 341. Şimdi bu 341 bu da bin olduğu zaman bir kere buradan tarihi bulduk. 1341. Yani burada bir şey olacak diyor 1341 yılında. Şimdi olursa bu arada bir fiil kullanmış. İki tarafına ebced değeri veren kelimeleri koymuş. Elf ve efser. Şimdi o zaman 1341'de ne olacak? Şöyle söylüyor. Ankara'da olacak. Mevai Nazeni'nde olacak. 1000 kişi taç olacak. Yani burası 1000 kişiyle yönetilecek.
Peki ne zaman söylüyorsun sen bunu? Başta bir tane padişah var. O padişahın gelmiş geçmiş bütün sistemi ebed müddet bir devlet. Yani Osmanlı hiç yıkılmayacak. Ebed müddet kıyamete kadar gidecek. Sen şimdi onu söylüyorsun. Diyorsun ki senin bu şey yıkılacak. 1000 kişi gelecek buraya. Peki hocam 1300 buradan İstanbul'dan diyorsun, Ankara'ya gidecek. Hicri bu. Evet. Tam miladi bulacağız. Hicri ne zaman? 622'de mi başladı? 1341-1923'e denk geliyor. Ben sana söyleyeyim. Abi, onun hesabı şöyle. 0. Hicri tarih 622 değil mi? Abi şöyle hesaplayacaksın. O çevirme farklı bak. 0.97 0.97 çarpı yani 1341 çarpı 0.97 bir dakika artı 621.54 bir dakika çarpı 0.97 0.9'a yapsan olur. 1341 çarpı 0.9.77 yapıyor artı 621.54 621 yaz. 1922.31. Tamam işte 1923. 54'ü de yazsaydın 1923 çıkardı. Ama şimdi 1341'i sen hicri ise miladi hicri tarih 622. Mekke'den Medine'ye hicretin ya, tarihi 0 milat değil mi? 622 ama arada kaç seneler geçiyor? O 1400 sene geçmiş, Ramazanlar şu sormuş, hicri tarihi arasında fark var. Bir tane 10 gün 10 gün tabii çevirmeleri onlar, mi? Tabii onlar 10 günler atlıyor. Şimdi onun hesabı ayrı bir hesap var. Orada yazar internette zaten hicriden miladiye çevirme diye. Ama bak burada evet. Tam da tutmuyor. Tam hesap yapabilmen için burada gününü ayını bileceksin. Burada da şu 1922'ye oluyor. 1922'ye tekabül ediyor diyor. Yok 23'e Barış. Tekabül eder. Şöyle 9.7 yapsak 621.54 eklesek şey yapar. Denk gelir yani. Yani 1341 tarihi 1923'e geliyor. Şimdi arkadaşlar burada mesela bunu bu şekilde yapmış. Şimdi bunu nasıl yapmış? Kendi paradoks alanının dışına çıkıp gidip bir gözlem yapmış. Fakat bu onun kendi hayatının dışında yani paradoks alanının dışında. Oradaki gözlemi kendi hayatına getirdiği zaman onu orada kaydedebilmiş. Ve böyle de padişah benim kelleyi uçurmasın diye şifreli kaydetmiş. Çünkü onu açık açık söylese padişah diyecek ki sen ne diyorsun ya vatan hainimsin. Hemen öldürürlerdi. Zaten daha sonra da büyücü diye öldürdüler onu gene. Ama burada şu var şifreli kaydediyor. Şimdi bu şifreyi kim çözüyor? O dönemin ondan da 100 sene. Anlamıyorlar mı? Ha? O dili anlamıyorlar mı o dönem? Anlıyor da ne anlayacaksın sen buradan? 1000 tane taç. Yani Mevai Nazenine 1000 taç. Bir de o dönemde öyle bir olay da yok. Geçmişte Ankara, Mankara, başkan, meclis. Yok. Bu zaman şöyle bir şey bu anlaşılıyor. Yani arada 100 sene falan varken anlaşılmaz. Sistem devreye girdiği zaman anlaşılıyor. Yani 5 sene, 10 sene kala anlaşılıyor. Mesela biz de öyle şeyleri çözüyoruz. Mesela bazı şeyler 20 sene kala anlaşılıyor. Yani orada o paradoks alanın içindeki olay, olayın da bir paradoks alanı var. Mesela diyelim ki şey olacak Ankara başkent yani İstanbul'dan Ankara'ya alınacak. Şimdi bunun paradoks alanı ne zaman başlıyor? Birinci Dünya Savaşı ile başlıyor. Yani Birinci Dünya Savaşı Osmanlı yıkılacağı anlaşılınca bu olay devreye girmiş ama daha ondan 15-20 sene sonra olacak. Fakat o olay devreye girdiği anda bunu çözersen anlayabilirsin. Ondan önce de çözünce anlayamıyorsun. Mesela ben şimdi 150 sene sonra olacak şeyler var anlamaya çalışıyorum da tam tutturamıyorum ama sistemi anladığımı düşündüğüm için. Var mı senin için. Böyle bir iddiaların var mı? Var tabii mesela Mehdi'nin geleceği tarihi var şeyler var. Ne dedin çok sen en son Mehdi'nin geleceği tarihi ne diyorsun Hazreti Mehdi? 2100 mü? 1600 Hicri yılında. 1600. 2200'e denk geliyor. Mesela 2100 bunu kimse kabul etmiyor şu anda. 2100 diyorsun sen. 2100'den sonraki 2170 72 sene içerisinde. Yani 2100 ile 2170 arası. Evet 72. Ama o ilk çeyrek mevzusuna katılmıyor musun sen? Nasıl? 2125'e kadar. 170 desen çeyreğe geçtik demek. Bu 1600 dedim ben sana çeyrek. Hicri tarihe göre hesaplayacaksın kafanı karıştırma. Çeyrek içerici değil mi? Bu milli miladi tarihe göre doğru, çeyrek yok. Doğru şu an yok. Mesela biz 1400 kaçtayız? 1445'teyiz. Geçtik. Şimdi 1500'e gelecek 1500'de olacak mı olmayacak? Ha sen 2100. Tabii. 2170 1600'e denk geliyor. Yani o zaman şu an 2000 kaçtayız? 24. Hadi 2020'de şu an 70 sene var. 74 75 sene var. Nereye 75 sene? 2100'e. Var?
2100'de de olmayacak. 2100'den sonraki 72 sene içerisinde olacak. Yani ortalama 100 sene var diyorsun. 120 sene falan var. Şimdi bunu böyle söylediğin zaman çünkü o olayın paradoks alanı daha başlamamış. Onun olması için ne olması lazım? İsrail gelecek, o bölgede tapınak yapacak, her tek tarafı dünya şey devletini yapacak, kuracak. Tek dünyada kuracak, edecek bilmem ne, sonra zayıflama sürecine girecek, dünya kutup taklası yapacak falan. Ondan sonra İsrail yıkılma aşamasına girecek, bütün dünya, herkes İsrail'in neler yaptığını anlayacak. Ondan sonra o olayın paradoks alanı açılacak. Yani İsrail'de zayıflıklar, insanların karşı çıkması, şu bu falan. Şimdi o olayın paradoks alanı açıldığı zaman artık 50 sene içerisinde mi açılır, 20 sene içerisinde mi açılır? O zaman sen bu olayı söylemeye başladığın zaman, kardeşim bak bu tarihlerde bu olaylar oluyor, o zaman tamam der millet. Sen ama peki, şimdiden kimse, herkes, çünkü herkes Mehdi olmak istiyor. O zaman sen şimdi şöyle diyorsun, bu süreç şu an İsrail artık bu işi götürecek mi bu süreçte diyorsun? Öyle görüyorum. Durdurulmayacak mı İsrail diyorsun? Yok. Arkasından zaten Türkiye var. Zaten mesela bak şimdi. Hedef. Arzenavut var. Sana, olacak mı diyorsun sen? Şöyle söyleyeyim sana. Şimdi 40 senede orada bu Hizbullah olayı. 40 sene ilmek İran desteklemiş, bazen Amerika desteklemiş, bazen Rusya desteklemiş. Suriye'ye gelmiş, olaylar yapmış falan filan. Ne kadar güçlü görünüyor değil mi? Ne oldu? Bir haftada bitti olay. Öyle değil mi? Şimdi bir haftada bittiğine göre burada o zaman İsrail'in önü tamamen açıldı. Ne diyor İsrail şu anda? Bütün Orta Doğu'da herkes ayağını denk alsın diyor. Anlatabildim mi? Yani şu anda bir hamle yaptı, öyle bir hamle yaptı ki ne İran karşı çıkabilecek durumda, şimdi Türkiye savaş ilan edebilir mi? Nereye çıkan? Amerika var arkasında. Anladın mı? Yani sen bu işin içine giren biter yani. Şimdi burada İsrail'in önü tamamen açıldı şu anda. Ama bunu adım adım ne kadar götürür, nasıl götürür, başka nasıl engeller çıkar çıkmaz. Fakat bu demek ki bunun bir yükselme periyoduna geldiği bir döneme geliyor. Şu an o dönem bu dönem mi? Tabii o dönem bu dönem. Şimdi bu ne kadar sürecek? 2100'e kadar sürecek. Ama işte biraz önce sorduğum orada arada kaynamasın. Şimdi onların arz-ı mevut bahanesiyle beraber aldıkları yol ya da yol almaya çalıştıkları bu projenin akıbeti ve sonucunda Türk toprakları var şu an. Türkiye'nin güneydoğusu var. Dolayısıyla bu süreç içerisinde okuyor musun sen bu neyi Türkiye topraklarını? Okuyorum. Girebileceklerini. Evet. Zaten adam senin sınırına gelmiş, saldırıyor. Senin içeriden PKK ile karışıklık çıkartıyor. Oralara ele geçirmeye çalışıyor. Belli değil mi her şey? Yani ya sen mi ona saldırıyorsun, o da sana saldırıyor. Sen müdahale etmezsen, şey yapmazsan görünür zaten. Türkiye'yi istikrarsızlaştırırsa, yani istikrarsızlaştıramıyor mu? İstikrarsız, bir sürü göçmen geliyor, şu geliyor. Şimdi mesela Lübnan'dan da gelecek. Yarın öbür gün Suriye'ye saldıracak Şam'a. Oradan gene bu sefer Esad'ın adamları gelecek. Karma karışık ortam. Gide gide. Türkiye, şimdi buna şunu yapman lazım sen. Osmanlı nasıl yapıyordu? Bir yerde bir kargıcı gidip tepesine basıyordu. Şimdi burada şunu yapman lazım. Burada gidip İsrail'e bombardıman yapman lazım. Ayağını denk al. O güç var mı? O güç yok, yapamıyorsun. Dün Erdoğan yine şey, İslam ülkelerini toplanalım İslam dedi. İslam ülkelerinden bir şey olmaz. Cevap verelim dedi. Hiçbir şey yapmıyor. Netanyahu ne harita çıkarttı? Yeşil ülkeler, siyah ülkeler. Siyah ülkeler kuzeydeki, böyle Türkiye'yi daha göstermemiş onlar için ama Türkiye'de onlar için de. İran bilmem ne bilmem, bir de kenarda Yemen, altında yeşil. O yeşiller ne demek? Bütün bu İslam ülkeleri hepsi zaten benim kontrolümde. Dokunmayın bana diyor yani. Yani bunlar benim kontrolümde. Ben bu siyahların işini bitireceğim demek istiyor. Şimdi orada bak Esad'a bir hamle yap. Bu şu anda bir şey çıktı, televizyon programlarını izliyorum. Bundan sonraki İsrail'in yapabileceği hamlelerden en kuvvetlisi olarak Esad'ı öldürmek dedi. Esad'a suikast yapabilir dedi. Çünkü Esad'la bir Türkiye yakınlaşma mevzusu var, hem ya görüşmek istiyor. Hem de şöyle bir şey. Suriye'yi tamamen, yani Suriye'nin gene şu anda bir ordusu var. Yani gene karşı koyabilir, bir şey yapabilir. Tamamen yok etmek istiyor yani. Orası boş alan olsun. Boş alan olduğu zaman ta geldi, Türkiye'nin sınırına dayandı. Ama Türkiye'ye hamle yapmadan önce de gene İran'ı halletmesi lazım. İran'ı halletmesi için de Irak'a girecek. Irak'tan gene İran'a gidecek. Bunlar 10 sene sürecek bak.
Ha, tahmini söylüyoruz tabii, Allah bilir yani. Benim gördüğüm şey. Türkiye, 10 sene bu olay. Türkiye peki süreci görüyoruz, okuyoruz. Sen ne yapması lazım diye görüyorsun Türkiye'yi? Yani bunlara bu şekilde fırsat vermeme anlamında, Türkiye'nin geleceği anlamında. Yani bu şimdi iki tane kamp var dünyada. Mesela Rusya, Çin, Kuzey Kore. Ondan sonra neymiş, bir şey mi var? Yok yok, bir uyarı verdi yönetmenin. Problem yok. Şimdi Doğu kampı, İran da buraya dahil. Şimdi bir dünya savaşı olursa İngiltere, İsrail, Amerika, Kanada, şu bu falan, bu Batı kampı mı kazanır şu anda, yoksa Doğu kampı mı kazanır sence? Yani ki hangisinden bahsediyorsun kampta? Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran, bunlar mı kazanır? Şu anda kapışma olsa Amerika, İngiltere, İsrail, Kanada, şu bu. Şu an için Avrupa güçlü. Ama bundan yani, 20 sene sonra fark etmez 20 Çin'de sene. Çin'de gücünü aldıktan o sonra olur veya olmaz. Senin varsayımın o. Şu an güçlü değil. Yani şu an bir savaş olsa Batı kampı kazanır değil mi? O zaman burada Türkiye ne yapacak? Türkiye'yi Doğu kampına girsin diye ikna etme çalışmaları da var. Bak, bu da çok önemli. Neden önemli? Çünkü karşı kampın şu anda savaş çıkarsa kaybedeceğini Batı kampı biliyor. Ve burada Türkiye'yi de eğer parçalamak istiyorsa, ki İsrail diyor ki benim topraklarım var Türkiye'de, onları alacağım. Parçalanması lazım. O zaman bunun Doğu kampına dahil olup savaşı kaybedenler arasında olup parçalanması gerekiyor. Ama Türkiye eğer Batı kampında devam ederse veya tarafsız kalırsa, İsrail bunu tarafsız çok zor. kalamaz da Kalabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda Hocam, o tarafsız şimdi bak, ben kaldı. sana söyleyeyim, NATO'da bile taraf olmaya zorlandı Rusya-Ukrayna arasında. Tamam, orada tarafsız kaldı ama 1, 2, 3 zorluyorlar yani. Batı kampında kalırsa da şu olur. Batı kampı senin bütün yönetimini ele geçirir. Seni zaten o zaman bir parçanı değil tamamına hakim olmuş olur. O zaman İsrail Türkiye'yi sahibi olur gene. Yani Batı kampında kalırsa zaten Türkiye gitmiş demektir. Doğuda kalırsa parçalanacaksın. Seni paramparça yapacaklar, öyle yiyecekler demektir. Burada benim tahminim, hatta bağımsızların başında çekebilir yani. Peki İslam ülkeleri, İslam işte ya tamam, onlarda çok sorun var ama onları bir yere al kenara. Artı Türk Devletleri Teşkilatı gibi bir oluşumun var senin, Türk Devletleri ile beraber. Hepsini topladığında yaklaşık 45'in üzerinde ülke ediyor. Türk devletleri dediğin şey Rusya'ya bağlı. Onu da söyleyeyim sana. O zaman Doğu kampındasın. Gittin gümbürtüye. Hiçbir işe yaramaz. Türk devletleri kendi inisiyatifiyle, kendi güçleriyle ortaya bir şey koyamıyorlar. Çok sınırlı. O Rusya'nın idaresindeki bir proje. Azerbaycan. Azerbaycan olsun, Türkiye olsun, diğerleri olsun, Rusya'nın kontrolündeki bir şey. Tamam, yani senin Onu yorumun ne? Yani yorum sen şu, ne işte bak, yapman bunu lazım? bağımsızlıkların şey, mesela bu Türk devletleri projesini bağımsız şeye çekebilirsin. Ve dünyanın diğer bütün ülkelerinden de bu iki kampta da biz yer almayacağız diye ses yükseltmen lazım. Ve bunu güçlü hale getirebilirsin. O zaman koruyabilirsin kendini. Benim tahminim o. Bir tek o politikayı ben görüyorum. Tarafsız. Tarafsız, bağımsız. Mesela Ama Ukrayna mecbur Savaşı'nda bırakıyorlar seni. Yani şimdi sınırında PKK var. tamam, Yunanistan bu taraftan onlarla kaçıyor. mücadeleci, hatta Yunanistan'a da diyeceksin, bak kardeşim birbirimize savaşmayalım, bu iş kötüye gidiyor. Sen de gel bu kampa katıl. Tarafsızlar kampına. Git başka ülkeye, başka ülkeye. Hepsini tarafsızlığa davet edeceksin. Katılan katılır, katılmayan katılmaz. Yani burada mesela Ukrayna meselesinde şey yapıyor ama nereye kadar sürdüreceksin bunu? Tamam, karşı taraf seni zorlar. Ama sen de güçlenebilirsin. Mesela Hindistan'ı alabilirsin yanına. Anlatabildim mi? Böyle şey ülkeler var. Yani bunu mesela zamanında Tito yapmaya çalıştı Yugoslavya'da, ama o sosyalizmle yapmaya çalıştı. Olmadı. Onu parçaladılar. Kuzey Kore'yi alırsın yanına. Kuzey Kore'yi nasıl alacaksın? Adam zaten kampını kurmuş. Tek başına kamp adam. Tek başına kamp da, işte o da nasıl yürüyecek mi, yürümeyecek mi yani? Onu da parçalayacaklar. Yani parçalayacak derken orayı zaten bütün denemeleri onun üstüne yaparlar. Yani nükleer bir şey atılacaksa Kuzey Kore'ye, Çin'e. Buralara atılır yani. Kuzey Kore'de deli. Onda da var. O da dünyayı yakarım diyor. Onu attırmadan önce bunlar atacak. Yani.
Hocam. Bak şimdi öyle bir şeyler oluyor ki. Şu zaman gemisini bul da bir geçmişte güzeldi ya. Çok sağlam. 100 sene önce. Gerçi o zaman da yine savaşlar vardı. Ne bak, zaman? Dönem hangi dönem? Bu istihbaratlar belki bu zaman istihbaratı da olabilir burada. He. Bak bu kadar bu şeyin Hizbullah'ın içine nasıl girdiler? Nokta atışı nasıl öğrendiler? Nasıl yaptılar? Öyle zaten. Nasıl ettiler? Evet, o çağrı cihazlarını kim aldırdı? Çağrı cihazını sen İsrail'in kurduğu şirketten cihaz alıyorsun. Bunu hiç mi akıl edemiyorsun? Hiçbir şey yok. Ama burada nasıl yanılmalar oluyor? Nasıl yanıltmalar oluyor? Mesela bunu İsrail bu kadar garanti, ben bu Hizbullah'ın liderini de bu kadar burada bulacağım, öldüreceğim diye. Bunu sadece deneme yapıyor, olursa olur, olmazsa olmaz diye de düşünemezsin. Ya bunun bunlar, mesela zamandan ilgili bir şeyde istihbaratta gelmiş olabilir. Ya bunlar geçtiğimiz Şubat'ta zaten biraz şey geldi, nedir o? İstihbarat gelip biz bu şeyleri toprağa gömeceğiz dediler önce bir. Elimizdeki 3000 tane şey var, çağrı cihazı var, telefonlar var, onlar var, bunlar var. Sonrasında sen yine gidiyorsun, Tayvan aslında menşeili ama sonrasında Lübnan'a kadar gelmiş o süreç, o gidiyorsun o şirketten alıyorsun. Kim aldırıyor, ne yapıyor böyle, çok çok soru işareti var ya. Çok soru işareti var. İran parmağı var o işte. İran olabilir ama bunu İsrail nasıl böyle zamanlamasını uydurarak nokta atışı yapabiliyor? Burada İsrail'in normal istihbaratının haricinde bu zamanla ilgili konularda da istihbaratı var. Bunu nereden buluyor? İşte Rabbiler, Mabbiler dediği insanlar bunu işte Müştak Baba gibi şu gibi onların da kayıtları var, şeyleri var. Oralardan çıkartıp mesela rapor veriyorlar. Diyorlar ki en uygun zaman sen bu hamleyi yapacaksın. Mesela 6 ay beklemiş bu çağrı cihazlarını. Neden 6 ay önce yapmadın? Neden 6 ay sonra da yapabilirdin? Neden bugün yaptın? Onun zamanlamasını işte bu eski bilgilerden İsraillerin bilim adamları şunlar bunlar ruhani kişiler bulup da söylüyor olabilirler. Bunun en uygun zamanı bu. Burada yaparsan bunu devirebilirsin. Onun arkasından da şu hamleyi yaparsan olabilir diye bunu söylüyor olabilirler yani. Böyle şeyleri de nasıl görüyorlar? Geleceğe gidip bir görüntü bir şey elde edip söylüyor olabilirler. Yani bu zamanla ilgili konular istihbaratta da çok acayip. Serhat Hoca'nın şiirlerden söylemek istemediği öngörüleri vardı. Neden söylemek istemiyor demiş. Ya işte söylüyorum. Şimdi bunu mesela elf olursa efser. Ne demek bu? 1341 yılında burada 1000 tane taç olacak diyor. Yani İstanbul merkez buradan gelecek Ankara'ya gelecek demek istiyor. Şimdi bunu padişah zamanında neden şifreli yazıyor söyleyemiyor. Değil mi? Kellesi gider değil mi? Yok yok senden bahsediyor. Benden senin bahsediyorsa ben de söyleyemediğim. Yorumları söyleyemedikleri var. Sen beni şimdi zorladın. Yok işte İsrail şunu yapacak mı? Tapınağı yapacak mı? Her tarafı ele geçirecek mi? Ben de tam söylemedim sana değil mi şu anda? Ama anlatmaya çalıştım derdimi. Şimdi açık söylesem burada ben çıktıktan sonra kaç kişi yolumu keser? Değil mi? Vatan haini misin? Şusun musun? Busun tabii, musun? Tabii. Şimdi onun için her söyleyemiyorsun. Her doğru her yerde söylenmiyor. Yani söylenemez. Söylenemez. Zamanı gelince. Paradoks alanı devreye girince dedim olaylar anlaşılıyor, millet anlayışı gelişmiyor, o bakılıyor, söyleniyor. Sen bunu 50 sene önceden söylersen sana vatan haini derler. Sen derler o tarafa mı çalışıyorsun, bu tarafa mı çalışıyorsun? Ya.